Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi Süleymaniye Vakfı'ndan Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'ın Bakara 30. ayeti nasıl açıklıyor ona bir bakalım. Dinliyoruz. Suresinin 30. ayetinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuş Allah. Bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi ona bu manayı veriyorlar maalesef tefsirler. Gerçekten çok üzücü bir şey. Şimdi ben şimdi size sorayım, cevabı siz verin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'den ayrılırken birisini yerime halife bırakacağım dese, ortalığı karıştıracak bir adam mı bırakacaksın diye cevap verseler, Resul buna kimi kötülemiş olurlar? Yani falancayı halife yapacağım demiyor. Birisini halife yapacağım dediği zaman o kişinin kim olduğu belli olmadan ortalığı karıştıracak, fesat çıkaracak birini mi bırakacaksın dendiği zaman bu kime hakarettir? Resulullah'a hakarettir. Şimdi Allah-u Teala اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ halife. Ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum dediği zaman, eğer o halife iddia edildiği gibi haşa Allah'ın halifesi olacaksa, melekler de kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi oluşturuyorsun deyince kime hakaret etmiş olurlar? Çünkü Allah'ın yerine geçecekse onun yaptığını yapar değil mi? Haşa. O zaman Allah'ın ne yapması gerekiyor ki melekler bu itirazı yapsınlar? Demiş olmazlar mı, senden çektiğimiz yetmiyor mu? Bir de başımıza bunu bela ediyoruz. Öyle demiş olmazlar mı? Başka bir manası var mı? Haşa Allah'ın yerine olacak olsa. Burada olay şu. Halife biri diğerinin yerine geçen, işte Resulullah Mekke'den çıktı, Medine'ye gittiği zaman birisini bırakıyor. Vefat ettiği zaman birisi onun yerine geçti. Şimdi halifelik bir başkasının yerine geçme arzusu taşıyan varlık manasına gelir. Hayvanlar da bu arzuyu hangiler? Erkekler mi, dişiler mi taşır? Erkekler. Yani siz mesela bir kümes düşünün. Bir kümeste halifelik mücadelesi tavuklar arasında mı olur, horozlar arasında? Yani bu kümese ben hakim olacağım, sen hakim olacaksın diye horozlar birbirlerine yaparlar, dövüşürler. Ve kanlı biter sonuç. Sonuç kanlı biter. Bakınız. Halife kelimesi eğer tarihi rivayetlerde anlatıldığı gibi Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer devraldı, Hazreti Ömer'den Hazreti Osman devraldı, Hazreti Osman'dan Hazreti Ali devraldı anlarsa, Kur'an'daki bütün ayetlerin ait olduğu yeri yerinden oynatırız. Kur'an'da halife kelimesi iki anlamda kullanılmıştır. Birinci anlamı, yeryüzünde yaratılmış olan bütün varlıkların ona secde etmesi, onun emrine amade olması bakımından anlaşılan halife, bu da ayette görüldüğü gibi, ben bir halife var edeceğim dediği zaman, Allah'ım yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var diyeceksin? Burada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini var edeceksin ifadesi diğer varlıklardan farklı bir yaratımda, farklı bir konumda yaratılan bir insandan söz etmektedir.
İşte bu farklı yaratılan insan kendi özgür iradesiyle yeryüzünde dilediğini yapma, dilediğini kendi iradesiyle yerine getirme arzusu olan bir insandan söz etmektedir. Şu anda insanı tanımlarken Kur'an hem takva yönüne eğilimli hem fıs yönüne eğilimli ne tür bir varlık olarak insanı tanımlıyor. Şimdi bu insan gerek yerleri ve gökleri yaratan Allah'a ibadet ve kulluk bilinciyle yöneldiği zaman ona yeryüzünde hizmet sunan, hizmet eden varlıklar olduğu gibi aynı zamanda İblisin yolunda, şeytanın yolunda yürüyen bir konuma kendisini yönelttiği zaman, eğilimini, iradesini o tarafta kullandığı zaman, o yönde de insana hizmet sunan varlıklar vardır. İşte bu her iki yöne yürüdüğü zaman, yerlerde ve göklerde yaratılmış olan bütün varlıkları, insana sunma dolayısıyla insana secde etmesinden dolayı halife konumuna insanı taşımıştır. İkinci anlamı halife, Allah insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa son Nebi ve Resul'e kadar peygamberleri peş peşe dizerek Allah'tan aldığı vahiy ile insanları Allah'a davet etme saadetinde bütün insanları ibadet ve kulluk için yarattığını ve bu yolda yürüyen insanların güç ve kuvvet haline geldiğinde bu güç ve kuvvet haline gelen insanlar yeryüzünde ekini ve nesli yok eden ve gayr-ı Rabbani yolda yürüyen insanları dize getiren ve Allah'ın koyduğu kural ve prensipler içerisinde insanları hareket etmeye davet eden ve onları yerine koyan bir konuma getiren bir halifeden söz etmektedir. Yani iktidar ve güç sahibi olduğunda İnsanlara Allah'ın emrettiği şekilde Allah'ın emirlerini yerine getiren anlamında bir halifedir. Dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi, peki bu kümeste tavuklar birbirleriyle halifelik mücadelesi yapar mı? Yapmaz. Şimdi tavuklarda da bu olsa, kümeste iki tane tavuk olur mu? Bak iki tane horoz olan kümes biliyor musunuz? Yok. Peki iki tane tavuk olur mu o zaman birbirleriyle mücadele edecek olsalar? Olur mu? Her kümeste bir tavuk bir horoz olur. Peki tavukla horoz arasında da olsa o zaman hiç kümes olmaz değil mi? Şimdi melekler öğreniyorlar ki Allah bir varlık yaratıyor ki bunun hem erkekleri arasında bu mücadele olacak, hem kadınlar arasında, hem kadın erkek arasında. Şimdi kumalar niye birbirini sevmiyor? Bu mücadeleden dolayı. Ailelerinize bakın. Adem ile Havva iki kişi. İki kişi. Taha suresinin 123. ayetini açarsanız Allah-u Teala orada diyor ki İhbita minha. İhbita. Arapça bilenler ihbita ne demek? İkiniz inin. İkiniz kim? Adem ve Havva. Bu bahçeden inin. Peki ba'dukum li ba'din aduv. Biriniz diğerine düşman. Üçüncü bir adam yok. Birisi karı, biri koca. Yani ne demek? O onun
yerine gözüküyor, onun yerine gözüküyor. Şimdi evlere bakın, en büyük problem, kadın benim dediğim olsun der, erkek benim dediğim olsun der, ondan çıkmıyor mu? Ondan çıkmıyor mu? Yaratılış bu işte. Şimdi işte melekler, hayvanlar aleminde bunu bildikleri için, eyvah diyorlar, kan gövdeyi götürür. Allah-u Teala bu olmayacak demiyor. Bak karı koca arasında bile bunun olacağını söylüyor. Ama diyor, sizin bilmediğiniz taraf var diyor. Şimdi olay öyle bir anlatılıyor ki, sanki melekler Allah'la pazarlık yapıyor. Oysa melekler yerlerde ve göklerde yaratılmış olan canlı ve cansız varlıkların hepsinin genel başlık adı altında olan varlıklardır. Melekleri Allah Kur'an'da lisan-ı haliyle konuştururken o konuşma şeklini bize Allah bilgi olarak sunmaktadır. Yoksa melekler nereden bilsin bir halifenin bozgunculuk yapacağını, kanlar akıtacağını ve meleklerden farklı bir varlık olacağını melekler nereden bilsin? Böyle bir şey olabilir mi? Melek insanların fiziki, biyolojik ve psikolojik yapısı dahil olmak üzere insanların dışında insanların emrine amade olan yerlerde ve göklerde yaratılmış olan bütün varlıkların genel başlık adı altında sunulmasıdır. Yani buna göre dağları, taşları, ovaları, denizleri, güneşi, ayı, bitkileri, hayvanları hepsi bu konuma girmektedir. İşte meleklerin Adem'e secdesi, melekler kendi görev alanı içerisinde kendi görevlerini yerine getirirken insanların bunlardan istifade etmesi anlamında secdesi olmaktadır. Bakınız bir önceki ayette Bakara suresinin 29. ayette yerlerde ve göklerde yaratılmış olan ne varsa insanoğlunun hizmeti için yarattık der. İşte insanın halife olması, insanların o varlıkları dilediği gibi kullanması ve dilediği gibi onlardan hizmet alması anlamında melekleri Ademoğlunun istifadesi için yarattık der. İşte secde etmesi meleklerin Adem'e hizmet vermesi anlamındadır. Yoksa önünde eğilip namaz kılması anlamında değil. Sonra Adem'e bütün eşyayı öğretiyor. Bu bir bilgi şeydir, öğretmektir. Ondan sonra hadi söyleyin bakayım bunlar bu eşyanın isimleri. Bir şey yapamayınca o zaman bizdeki yarışın ne de olmasını istiyor Allah? Bilgide olmasını istiyor. Halifelik yarışı bilgiyle olmalı. İlimle olmalı, teknolojiyle olmalı. İşte onun için yeryüzünde medeniyet kuran insandan başka bir varlık yoktur. Siz meleklerin kurduğu bir medeniyet duydunuz mu? Meleklere böyle bir yetki olmadığı için kıskandılar Adem Aleyhisselam. Çünkü ne diyor? Bakınız, ifadeye bakınız. Bir defa meleklerde akıl yok. Meleklerde irade yok. Meleklerde seçenek yok. Melekler, bakınız Kur'an içerisinde ayetleri incelediğimiz zaman 93 yerde melek kelimesi geçer. Meleklerin görevi kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden, Allah'ın vermiş olduğu göreve asla itiraz etmeyen, o görevi suistimal etmeyen varlıkların adıdır. Peki kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden varlıklar niçin insanı kıskansın? Böyle bir şey olabilir mi? Asla bu doğru değil. Melekler zaten Adem'e veya Adem şemsiyesi altındaki insanlara hizmet etmekle görevli bir varlıktır.
Evet. Allah inne alehu ma tuktuna ve ma kuntum tektumun. Sizin aşağı vurduğunuzu da biliyorum, içinizde sakladığınızı da biliyorum. Adem'e secde edin dedi ve onları imtihana soktu. Çok ağır bir imtihan. Kıskandıkları kişiye secde edin. Hadi bakayım dedi. Hepsi kendi içindeki şeyi yendi ama iblis yenemedi. İblis de bir melekti. Melek, Allah tarafından kendisine görev verilen cin demektir. İblis nasıl emri yerine getirmedi, o zaman hadi bakalım senin görevine son. Bakınız. O kadar yanlışlıklarla dolu ki şimdi Kur'an-ı Kerim kainatta temel olarak yaratılmış olan varlıkları iki kısma ayırmaktadır. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında olan varlıklar, diğeri de meleklerdir. Melekler asıl yaratılış gayesi, insanlar dünya hayatında yaşadığı zaman onlara hizmet etmektir. Eğer melekler olmasaydı insanlar Allah'a ne kulluk yapabilir, ne de Allah'a düşmanlık yapabilirdi. İşte meleklerin dünya hayatında insanların ister iblis yönünde, ister takva yönünde hareket ettiği zaman melekler onlara hizmet sunmasıdır. Bakınız, takva olgusu da bir melektir, iblis olgusu da bir melektir. Eğer iblis olmamış olsaydı insanlar, diğer melekler gibi kendilerine verilmiş olan görevi yerine getirirlerdi. İşte Taha suresinin 20. ayeti kerimesinde Adem ve eşine şeytan dedi ki, Allah size bu ağacı neden yasakladı biliyor musunuz? Sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için Allah bu ağacı yasakladı. Nedir o yasak ağaç? İşte iblisin insanlara kötülüğü, inkarı, ahlaksızlığı, huşu, adam öldürmeyi, gayri rabbani yolda yürünmeyi sunan bir melektir. İşte bu melek eğer olmamış olsaydı insanlar da takva yönünde hareket eder, yaratılışta Rabbim Allah'tır sözünden caymadan Rabbani yolda yürürler ve ebedi olarak bu sebeple de Allah cennetine koyardı. Ama o cennete girmeyi engelleyen olgu o iblis olgusudur. Ebedi yaşayanlardan kılınmayı ortadan yok eden, yok etmek için insana teklif sunan o iblis olgusudur. Yani insan dediğimiz zaman hem iblisin yoluna eğilimli, hem Allah'ın tarif ettiği yola eğilimli, takva yoluna eğilimli, nötr bir varlıktır. İşte bu insan hangi yola giderse, o yolda gidecek olan eğilimi ve teklifi sunan birisi takvadır, birisi de iblis olgusudur. Yani ibliste tek bir görev vardır. O da bir melektir. Onun görevi insanı inkara, gayri Rabbani yolda yürümeyi teklif sunmakla görevli. İşte bu iblisin yolunda seçimini kullanan insanlara Kur'an cin ifadesi kullanıyor. Onun için Kehf suresinin 50. ayeti kerimesinde iblis cinlerden de ifadesi kullanırken bunu ifade etmektedir. Evet. Bir daha da oralara yaklaştık. Evet. Şimdi demek ki kimse kimsenin halifesi. Şu anda mesela hükümet niye paralel yapıya karşı çıkıyor? Halifelik mücadelesinden dolayı. O diyor ki hakimiyet benim olsun, o diyor ki yok ben sana yedirmem diyor. Şimdi bugünler mesela ergenekoncular dışarı çıkıyor. Neden içeriye atıldılar? Halifelik mücadelesinden dolayı. Yani kim güçlü oluyorsa öbürü ne yapıyor? Ezmeye çalışıyor. Yapı bu. Ama Allah'ın istediği bu değil.
Allah'ın istediği mücadelenin bilimde olmasıdır. İlimde, ilim üretmede ve ilmi hakim kılmalı. Şimdi zaten Adem'e isimlerin öğretilmesi Allah geçmişi, anı ve geleceği aynı anda kullanma sanatı yaparak, zaten Allah'a göre zaman yok, olayı anlatmıştır. İnsana bilgi iki kaynaktan gelmektedir. Birisi vahiy ile gelen bilgiler, vahiy bilgiler, diğeri de evrensel eşyanın yapısına yerleştirilen bilgiler. İşte bu eşyanın yapısına yerleştirilen bilgileri insan öğrenmekle ve bir taraftan da vahiy bilgilerle insanlar kültürlerini, medeniyetlerini, ilimlerini kuşaktan kuşağa aktararak bugün bilgisayar ve uzay çağına ulaşmışlardır. Hala bu bilgi öğrenmeye insanlar devam ediyor. Vahiy bilgiler son Nebi ve Resul'le sona ermiş ve Ahzab suresinin 40. ayetinde onu doruk noktasına ulaştırmış. Muhammed erkeklerden hiçbirinin babası değil, o Allah'ın Resulü, Nebisi ve Allah'ın Resulü ve Nebilerin de sonuncusudur ifadesiyle peygamberlik olayını noktalamış ve yerine peygamberlik ayetini neshederek Kur'an ayetini getirmiştir. Her örnekten bir örnek verildi ve hiçbir eksiğin bırakılmadığı, insan yaşamında aranabilecek, insanın ihtiyacı olan her türlü bilginin onda olduğu bir kitapla artık peygamberlik hayatını sonlandırarak vahyi bilgileri Allah Kur'an'la insanlara ortaya koymuştur. Ama evrensel eşyanın yapısına yerleştirilen bilgiler öğrenilmeye devam etmektedir. Bu bilgiler belki de öğrenildikçe insanoğlunun kendi kendisini yok edecek kadar ileriye giderek ve kıyametin kopuşuna neden olacaktır. Kanaatindeyim. Evet. Evet, burada bu konuyla ilgili video sohbetimizi sonlandırırken Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Yeni bir video sohbetinde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.